Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size depolama ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Power density ve enerji density olarak internette çokça görebileceğiniz enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu terimlerinden bahsedeceğim. Çünkü depolama konusunda farklı depolama teknolojilerinin hayatımıza girdiğinden her defasında bahsediyorum size. Enerji yoğunluğu bakıldığında her bir kilograma ne kadar watt saat enerjiyi depolayabildiğimizi bize ifade eden bir terim. Enerji yoğunluğu, bir de güç yoğunluğu dediğimiz bir terim var. Bu da depolanan enerjinin ne kadar yüksek bir şekilde, güçlü bir şekilde şarj veya deşarj edilebildiğini bize gösteren bir terim aslında. Bunu ekrandaki resimden şu an gösteriyor olacağım size çok daha net anlıyor olacaksınız. Bu bizim için neden önemli? Yani power density veya enerji density denilen bu terimler neden önemli? Çünkü bataryaları kullandığımız alanlara göre farklı e, karakteristikte olan bataryalar mevcut. Mesela şöyle örnek vereceğim. İnternette de genelde hep bu örneği görürsünüz. 100 metre koşucusu olduğunuzu düşünün. Enerjiye çok hızlı bir şekilde, çok kuvvetli bir enerjiye ihtiyacınız var ki 100 metre boyunca hızlıca bütün enerjinizi harcayın ve en önde yarışmayı bitirin. Ama bir kilometrelik, bin metrelik bir mesafede koşacağınız zaman o enerjiyi birazcık daha dengeli bir şekilde harcamanız gerekiyor. O bin metreye yaymanız gerekiyor ki finish'e kadar ulaşabilesiniz. O yüzden nerede kullanacaksanız ona göre bir batarya şekli tercih etmek önemlidir. Enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu da bu tercihi yapmanızda size fikir verebilir. Hatta batarya teknolojilerinin nereden gelip nereye gittiğini anlamanız adına da özellikle enerji yoğunluğu kelimesi, terimi watt saat bölü kilogram olarak karşınıza çıkar. Size yol gösterici olacaktır. Enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu terimleriyle alakalı bu konunun içerisinde dolanırken, internette araştırma yaparken karşınıza gelecek olan J-Rates değerleri vardır. Yani 1C, 2C ya da 05, 02, 01 gibi terimler vardır. Bunun ne anlama geldiğini kısaca bahsedeyim size. Çünkü hepsi aslında birbiriyle bağlantılı konular. C rate oranını şöyle açıklamak istiyorum. Örnekle açıklayalım size. 1000 amper saatlik bir depolama üniteniz olduğunu düşünün. 1 saat boyunca size 1000 amper sağlıyorsa 1C olarak adlandırılıyor. C rate 1 olarak adlandırılıyor. Mesela C bölü 20 ya da 0.05 C olarak da adlandırılıyor. Böyle bir değer olduğu zaman da 1000 amperlik depolama kapasitesi amper saat bölü 50 amper yani C20 olmuş oluyor. 50 amper size 20 saat boyunca sağlayacak anlamına gelen bir ifade C bölü 20 ya da 0.05 olarak karşınıza çıkar. Ekranda size bir grafik gösteriyorum. Enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğunu gösteren watt saat kilogram ve watt kilogram olarak karşımıza çıkan değerler bunlar. Birimleri bunlar ve farklı batarya çeşitlerinin nasıl karakterde olduğunu bize gösteren bir grafik. Tabii ki yeni nesil teknolojilerde buraya eklendikçe bambaşka bir noktaya doğru gidecek. Mesela bu grafik bize neyi ifade ediyor ondan bahsedelim. Mesela PB olarak baktığımız kurşun temelli, kurşun asit temelli bataryalarda enerji depolamanın daha fazla olduğu fakat çok hızlı bir şekilde enerjiyi deşarj edemeyeceğinizi gösteren bir grafik bu. Mesela burada süper kapasitörler var. Süper kapasitörlere baktığınızda enerjiyi çok hızlı deşarj edebiliyorsunuz. Soldaki taraf güç density, power density olarak gösterilen taraftan dolayı bunu söylüyorum. Orada ne kadar yukarıdaysa çok hızlı akım çekebilmeye müsait bir cihaz, bir malzeme olduğunu anlıyoruz. Ama aşağıdaki eksene, x eksenine doğru baktığımızda ise burada... Çok fazla içerisine enerji depolayamadığını bize gösteren bir grafik. Kurşun asit temelde ise tam tersi daha fazla enerjiyi içinde depolayabiliyor. Ama bir süper kapasitör gibi çok büyük akımları hızlı bir şekilde deşarj ya da şarj edemiyor. Bu grafik aslında bize basit anlamda bunu gösteren bir grafik. O yüzden kıymetli bir grafik. Mesela yeni nesil lityum temelli bataryalardan bahsedecek olursak ee, yine enerji depolama anlamında e, yüksek watt saat bölü kilogram değerlerine sahip yani enerji density değerlerine sahip ve güç anlamında da süper kapasitörler kadar olmasa da daha fazla şarj de şarj akımlarına sahip e, standart bir kurşun asit e, aküyle karşılaştırdığımız zaman yeni nesil e, bataryalarda da bu o, alan dışarı doğru taşıyacak. Şu an size gösteriyorum. Yani gidilmesi gereken nokta aslında şöyle. Toshiba firmasının güzel bir örneği var. Onun üzerinden göstermek istiyorum size. Şu an ekrana onu vereceğim. Bakın iki tane modelden bahsetmiş. Aslında şu an High Energy Type Cells demiş. Bir de High Power Type Cells demiş. High Power dediği kısa zamanda çok yüksek akımlar çekebileceğiniz batarya çeşitleri. High energy type dediği ise daha düşük akımlar ama daha uzun süre dayanabilen bataryalar anlamına geliyor ve yeni modellerde de yönleri ok işaretlerinin gösterdiği yön hem daha fazla enerji şarj deşarj edebilecek bir noktaya hem de daha fazla e, enerjiyi depolayabilecek bir noktaya gelmeyi hedefliyorlar. Yeni modeller bu noktada olacak. Gelişimde zaten bu noktaya doğru gidecek. Mesela lityum temelli bataryalarda kendi içinde bambaşka değerler, bambaşka farklı modeller mevcut. Onunla ilgili de şimdi size ekranda bir grafik göstereceğim. Bizim şu anda piyasada çokça kullandığımız LifePo4 olarak geçen lityum tabanlı bataryalardan bir tanesi olan LifePo4 açılımı olan bataryanın enerji yoğunluğu şu an yaklaşık 110 watt saat bölü kilogram civarında. Bu bize neyi ifade ediyor? Ondan bahsedeyim. Hemen pratik örnekler üzerinden anlatayım size. 110 watt saat demek 1 kilogramlık bir ağırlığın içerisinde 110 watt saat enerji depolayabilmek anlamına geliyor. Mesela bir data sheet'ten bakıp işte 3.1 kilowatt saat örneğin 3100 watt saat bölü bu 110 dediğimiz değere bölerseniz o bataryanın ortalama ağırlığının ne kadar olduğunu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Ya da tam tersi bataryanın ağırlığını biliyorsunuz ve toplam kapasitesini biliyorsunuz. İkisini birbirine bölerseniz de enerji yoğunluğunun ne kadar olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. İlla bütün bu değerlerin hepsinin yazmasına gerek yok. Şimdi size başka bir örnek göstereceğim. Mesela bu data sheet'teki örnekte enerji yoğunluğunun 165 Watt saat bölü kilogram olduğunu gösteriyor. Ve toplam kapasitesinin de 3.1 kWh saat yani 3100 watt saat olduğunu gösteriyor. Buradan hemen şunu hesaplayabilirsiniz. 3100 bölü 165 watt saat eşittir toplam ağırlık. Tabii ki dış kasanın ağırlığını hani burada sıfıra yakın plastik bir kasa, basit bir kasa olduğunu düşünerek bu hesabı yapıyoruz. Ama temelde size fikir verecektir. Acaba benim bu depolamam ne kadar ağır olacak, ne kadar yer kaplayacak noktasında size fikir verecek bir bilgi olacak bu. Lityum batarya çeşitlerinden de daha önce bahsetmiştik. Hatta Lityum Titanate isimli bir ürün vardı. Onun nasıl bir mantelde de olduğunu anlatmaya çalışmıştık size. O videonun içerisinde göstermiş olduğumuz Wikipedia'dan alınan bir karşılaştırma tablosu vardı. Bu tabloda da aslında kıymetli bir bilgi bu. Burada alanda yani 1 kilogram içerisinde ne kadar watt saat güç depolayabileceğini bütün batarya çeşitleri için yazmışlar. Buradan yola çıkarak işte kaç kilogramlık bataryayla ne kadar enerjiyi depolayabilirim sorusunun cevabını kolaylıkla bulabilirsiniz. Burada en çok karşımıza çıkan ürün LifePo 4 olarak şu an geçer ve enerji yoğunluğu lityum demir fosfat enerji yoğunluğu 90 ile 160 arasında olduğu gösterilmekte. Tabi 160 çok iddialı bir rakam ama genelde şu an piyasadaki ürünleri size biraz önce anlattığım mantıkla hesapladığınızda genelde 110-120 bandında olduğunu görüyoruz. Farklı lityum temelli bataryalar da var. Hatta ofisimize yeni gelen bir ürün var. NMC olarak adlandırılan bir ürün. Bu ürünle alakalı da detaylı bir video çekeceğim. Mesela NMC olarak adlandırdığımız bu ürünün enerji depolama kilogram başına watt değeri 165 watt saat bölü kilogram olarak ortaya çıkıyor. Data sheetinde gördüğümüz değer. Bu da lityum demir fosfatların bambaşka bir noktaya doğru da evrildiğini, geliştiğini, daha küçük alanda daha fazla enerji depolayabildiğini bize kanıtlayan değerler oluyor. Bu gelişmelerle birlikte elektrikli araçlar olsun, evlerdeki depolamalar olsun çok hızlı bir şekilde daha küçük alanda daha büyük bir kapasiteye sahip olabileceğiz. Bunun endüstriyel boyutları da tabii ki muhakkak olacaktır. Bu videoyu sizin için hazırlarken dünya genelinde çok ciddi bir pazar payına sahip olan Kettle firmasının üretmiş olduğu yeni bir ürün, sodyum iyon bataryalardan da kısaca bahsetmek istiyorum size. Enerji yoğunluğu noktasından bakacak olursak ilk jenerasyonun 160 watt saat bölü kilogram ve ikinci jenerasyonun 200 watt saat bölü kilogram olacağından bahsediliyor. Bununla ilgili de video yapacağım size. Evet bu videomuzda da size enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu terimlerini anlatmaya çalıştım. Bu terimler bizim için oldukça önemli ee, ve buradaki C değerleri C rates olarak adlandırılan değerler aslında dikkat edilmesi gereken ürün tercihi yaparken doğru akü grubunu almanın, onu doğru şarj etmenin, doğru deşarj etmenin e, önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım size. Eğer bunlara dikkat edilmediği takdirde e, aldığınız bataryanın e, size performans açısından memnun etmeyeceğini, çok kısa sürelerde ömrünü tamamlamaya yönelik bir tavır sergileyeceğini söyleyebiliriz. O yüzden bu değerler önemli. Doğru iş için doğru aküyü tercih etmek önem arz ediyor. Bununla alakalı birçok video çektik kanalımızda. Onların linklerini de bırakıyor olacağım. İzlemenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.